Şimdi Ukrayna Savaşı ile birlikte baş gösteren bir tahıl krizi var biliyorsunuz. Çünkü Ukrayna'da limanlarda gemiler mahsur kaldı. 80'in üzerinde gemiden bahsediyoruz. İşte 20 milyon tondan fazla bir tahılın o gemilerde kaldığını, alıcılarına ulaşmadığını biliyorsunuz. Sorunu çözmek için de Türkiye devrede ve az önce bir süredir de ekranda görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var gelinen noktaya dair. E, diyor ki e, Rusya ile bu, bu tahıl krizini çözebilmek amacıyla Kırmızı Hat diplomasisini hayata e, geçirdik. Yani Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için Ankara e, devrede. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşlarıyla bir telefon e, görüşmesi yaptı. E, o görüşmelerin sonuçlusunu geçen hafta yapmıştı. E, önce Sergey Shoigu ardından da Ukrayna Savunma Bakanı ile görüşmüştü. Bakan Akar muhataplarına insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce öncelikle ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti ve tahıl yüklü gemiler meselesi konuşuldu. E, söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirildi bu görüşmelerde. E Akar'ın öncülüğünde konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı kırmızı hat oluşturuldu. General rütbesinde olduğu öngörülen, e, öğrenilen görevliler sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor. Milli Savunma Bakanı Ak A A Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini söyledi. Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz ifadesini kullandı e Hulusi Akar. Şimdi Dışişleri Bakanı e Çavuşoğlu'nun da açıklamaları vardı. Tahılla ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz ifadesini e kullanmıştı. Mayınların temizlenmesi gerekiyor biliyorsunuz o gemilerin hareket edebilmesi için ve Birleşmiş Milletler'in de içinde olduğu bir mekanizmayla Ankara bunu çözmeye çalışıyor. Hatta Dışişleri Bakanı mayınların nerede olduğu belli ifadesini kullanmış ve buna göre de üç limana güvenli bir hat oluşturulacağını söylemişti e yaptığı son açıklamada. E temizlenmeye gerek kalmadan Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin rehberliğinde güvenli şekilde limanlara gidip gelebilecekler ve güvenli bölgede gemilerin kontrolü yapılacak. Eğer bir çözümde uzlaşılırsa e, o tahıl koridorunun da bu şekilde oluşturulacağını söyledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Akar'ın da az önce verdiği bilgi kırmızı hat oluşturuldu üç ülkenin savunma bakanlıkları arasında ve bir tahıl koridoru o gemilerin e, harekete geçmesini sağlayacak bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor. Ankara bunun için devrede